Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Bugün tasarımı Zehra Huzeyfe arkadaşıma ait olan çiçekli makasen babeti elimden geldiğince detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. Modelin hazırlık aşamasındaki ilgi ve desteğin için çok teşekkür ederim arkadaşım. Zehra Huzeyfe arkadaşımızın Instagram hesabını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Birbirinden güzel modelleri var. Bakabilirsiniz. Şimdi detaylı şekilde gösterecek olursam çok zarif, çok şık, tam çeyizlik bir babet. Bu şekilde çiçeklerle süsleyeceğiz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yine beraber keyiflice öreriz. Yine bir topuk yükseltmesi var. Bunu çiçek kısmını süslemedim. Bir de sade haline görün istedim. Bu kısmını babet bittikten sonra beraberce süsleyeceğiz. Bu şekilde. Alt kısmı deri. İçi keçe. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Bej ve krem olarak bu şekilde de çalışmıştım. Fikir olsun diye bunu da gösteriyorum sizlere. Evet arkadaşlar, şimdi ihtiyaç duyacağımız malzemelerden bahsedeyim. Yine 3 katmanlı, dış kısmı deri, içi keçe, arada eva var. Böyle bir taban tercih ettim. Böyle bir tabana ihtiyacımız var. Tığ numarasını göstereyim hemen. Net alıyor mu bilmiyorum. Bir bakayım. Evet. 3 no 1.70 milim tığ kullanacağım. 2 tane renge ihtiyacımız var. Yine her zaman patiklerimde kullandığım ip. Renk kodları krem olan 6730. Bir de hardal renk kullanacağız. 6706. İplerimiz bunlar. Tığ numarasını söyledim arkadaşlar. Bir de süslemede bu kısımda yapacağımız çiçekler için orta kısımları için inci gerekli. Onun için de bu şekilde bu sıralı küçük minik incilerden kullanacağız arkadaşlar. Sadece bir de bu süsleme kısmında şurada jüt ip kullandım ben. Ama siz farklı hani pırlantanın diğer renkleriyle de bu fiyonku yapabilirsiniz ya da başka iplerle. İhtiyaç duyacağımız malzemelerimiz bunlar. Şimdi kısaca tığlamadan bahsedeyim arkadaşlar. Taban tığlamadan. Tığlamayı keçe taban bize bakacak şekilde yapıyoruz. Deri dışarıda kalacak. Keçe bize bakacak. Buradan tam topuğun tam ortasından başlıyoruz. Şu kısımdan. Sayıyoruz hemen iki yanından. Buradan da iki yanından. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 deliğe. Bu kısımdan. 1, 2, 3, 4, 5. Böyle daha net görünüyor sanırım. Evet. Toplam 5 deliğe dörtlü batıyoruz arkadaşlar. Yan kısımlar üçlü. Ama buradan sayıyoruz. Topun tam ortasından sayıyoruz. 10'uncuya gelince 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tam 10'uncuya geldiğimizde buraya da ikili batıyoruz. Yine bu kısımlar üçlü. Ta ki tam burunda ortaya gelene kadar. Tam bu ortaya da beşli batıyoruz. Yine yan kısımlar üçlü. Topuktan saydığımızda 10'uncuya ikili. Bu şekilde. Burası da 5 tanesi dörtlü demiştim zaten. Bu şekilde keçe bize bakacak şekilde tığlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi
Tığlamayı bitirdikten sonra bağlıyorum, bir zincir çekiyorum. Daha sonra hemen dönüyoruz. Döndükten sonra arkadaşlar şu kısımlara şöyle göstereyim. İki tane dal var. Biri dışa bakıyor, biri içe. Biz bu iç kısımdaki dallara batacağız. Şu kısımlara batarak sık iğne öreceğiz. Şimdi dediğim gibi bağladım, bir zincir çektim, hemen dönüyorum bu kısımlarına, sık iğne örerek devam ediyorum bu şekilde. Şimdi dediğim gibi bu içe bakan tek dallarına batarak sıra sonuna kadar gelelim. Orada bağlama şeklini göstereyim. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, şimdi sonucunun iç dalına da battım. Şimdi hemen yanındakine bu şekilde bağlayacağım. Buranın biraz sıkı olmasına gayret edin. Bir zincir çekiyorum. Hemen dönüyorum. Hemen yan kısmına sık iğne yaparak devam edeceğim. Bu şekilde. İlerleyeceğiz. Yine bittikten sonra bağlaması yine aynı şekilde yan kısma kaydırmayla bağlıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, dönüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde toplam 6 sıra öreceğiz. Görünüm olarak 3 diş olacak. Şu şekilde. Bir, iki, üç. Görünüm olarak yan kısmı böyle. 3 diş olana kadar bu şekilde örelim. Bağlama kısmını yine aynı şekilde yapalım. İlerleyelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi 6 sıra bu yan kısımlar dediğim gibi 3 diş olana kadar ördüm. Şimdi bir bağladım, bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kısmı keçenin görünen yerlerini kapatmak için bu şekilde en alt kısmına kaydırmayla gideceğiz. Zaten iç dallarına batmıştık, biliyorsunuz. Dış dalları kalmıştı. Hemen tam ortadan buradan ipimi geçiriyorum. Kaydırma yapacağız arkadaşlar. Tüm etrafını dolaşacağız. Bu şekilde.
Bu şekilde tüm etrafını dolanalım. Şimdi sıra sonuna geldim. Bu ilk başladığım yer. Hemen buraya da bir tane kaydırma yapıyorum. İpim takıldı. Şimdi ipimi keseceğim. Şimdi bunu alta saklayacağım. Her ikisini de. Önce şu şekil şuraya alayım. Şimdi buradan içe çekerek bu şekilde saklayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar topuk yükseltmesine başlayacağım. Onun için şimdi buradan tam ortayı bulacağım. Ortayı bulduktan sonra benim şu bitirdiğim yerin hemen yanını saydım ben tam orta olarak. 10 tane sağ taraftan 10 tane de sol taraftan sayıyorum. Orta ile beraber 21 tane sık iğne örerek ilk sıraya başlayacağım. Yalnız ipimi 11'incilere taktım. İşaretliyorum sağdan ve soldan. Bu da kalan ipimdi. Onu da buraya taktım. 12'ye. Şimdi buradan şu iç dallarına batarak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu iç kısımlara batarak sık iğne öreceğiz. Hep bu dallarına. Şimdi başlıyorum. Şimdi 11'inciye ipimi taktım. Hemen yanındakine sık iğne örüyorum. Netlik de gidiyor. Şimdi bu kısımda ip yürüteceğim için altta biraz anlaşılması sıkıntılı olabilir. Ben bir ayarlayayım. Evet. Sanki böyle daha iyi gibi. Dediğim gibi iç dallarına batarak keçe taban tam topuk kısmı olduğu için biraz kamerada ayarlamakta zorlanıyorum arkadaşlar. Hem göstermek hem ayarlamak. Bu şekilde dediğim gibi iç dallarına batarak toplam 21 tane sık iğne öreceğiz. İşaretlediğim yere gelinceye kadar. Evet, şimdi 11'inciye geldim. İşaret takmıştım buraya. Hemen 4 tane kaydırma yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3
ve 4. Şimdi dönüyorum. Buradaki ipimi sıkı tutuyorum. Sık iğne örerek devam ediyorum. Buraları biraz sıkı oluyor arkadaşlar. Batmakta zorlanabilirsiniz. Evet. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Yine öbür tarafta da 4 tane kaydırma yapacağız. Şimdi sonuncu sık iğnemi de yapıyorum. Yine 4 tane kaydırma yapacağım. Şu iç dallarına batarak ilkini yaptım. İkincisi 3 ve 4. Bu şekilde. Şimdi yine dönüyorum. Ve hemen yanına şimdi çekeyim. Artık çift dalına batıyoruz arkadaşlar. Sıkı olduğu için kaydırmaların içine batmak biraz zahmetli. Hele böyle çekim yaparken daha da zor. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sık iğne örerek. Şu kısma kadar gelelim. Şimdi sıra sonuna yaklaştım. Sonuncuya da battım. Şimdi yine 4 tane kaydırma yapacağız. Yine tek dallarına, içe bakan tek dallarına. 2 3 ve 4. Şimdi yine dönüyorum. Hemen bu yan kısmına sık iğne örüyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz. Dört kaydırmadan sonra yine sıra sonuna geleceğiz buraya. Buraya kadar sık iğne öreceğiz. Yine 4 tane kaydırma yapacağız. Hemen yanına batıp yine sık iğne. Sadece bu kaydırma sıralarında tek dallarına batıyoruz. Burada yine artık çift dallarına batıyoruz ki şu görünüm, şu çizgiyi yapacağız ya arkadaşlar topukta. Bunun oluşması için bu şekilde. Ona dikkat edin bir tek bu tarafta. Yine sıra sonuna kadar ilerleyelim. Yine sonuncuya battım.
1 2 3 ve 4 kaydırma yaptım. Yine dönüyorum. Hemen yanına batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde yan kısmına batacağım. Sık iğne örerek devam ediyoruz. Yine bu sıra sonuna geldiğimizde yine 4 tane kaydırma yapacağız. Yine aynı şekilde döneceğiz arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Buraya kadar gelelim. Yine 4 tane tek dallarına, içeri bakan dallarına batarak 4 tane kaydırmadan sonra dönüyoruz. Hemen yanına batıyoruz. Arkadaşlar şöyle göstereyim. 3 diş olacak. Şunda sanki daha net gibi bakayım. Evet, 1 2 3. 3 diş yapacağız. Şu şekilde. 1 2 ve 3. Toplam 3 diş öreceğiz. Geliyoruz. 4 tane kaydırma yapıyoruz. Dönüyoruz. Bu şekilde ilerleyelim. Evet, sıra sonuna geliyorum. Sonuncuya da battım. Yine 4 tane kaydırma yapacağım. Bir zincir çekebilirsiniz de çekmeyebilirsiniz de. Ben çekmiyorum arkadaşlar. Bunu buraya daha sonra çok güzel sabitliyorum. 4 tane bu yürüttüğüm ipimde. Şimdi ipimi keseceğim. Bu şekilde. Hatta şunu 5.'ye kaydırma yapıp bırakayım. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi 1 2 3 diş ördük. Topu kısmında tamamladık. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi burun kısmına başlayacağım. Başlamadan evvel şu an sol ayağı örüyoruz. Bu sağ. Bu da sol. Bu şekilde kremle başlayacağız. Her dalla devam edeceğiz. Şimdi burada 11 tane ilmeği başta ve sonda beraber olarak alarak 9'a düşüreceğiz. Ama ben burada 9'dan 7'ye düşürdüm arkadaşlar. Biraz daha sivri olmasını istiyorsanız o şekilde de uygulayabilirsiniz. Şimdi tam ortayı buluyoruz. Ortayı bulduktan sonra 5 tane bu taraftan, 5 tane de bu taraftan sayarak işaretliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Şu kısımdan. Biz ama bu iç dallarına batacağız. Beşinciden krem ipimi takıyorum.
Yanındaki ile beraber alıyorum hemen. 1 2 3 ve 4. Tam ortaya geldim. Beşinciye kremle batışı yaptım. Hardal ipimi alıyorum. Hardalla çekiyorum. Alttan ipimi de yürütüyorum. Hemen yan tarafa hardalla devam ediyorum. Sondaki iki taneyi de yine beraber alıyorum birlikte. Şimdi 9'a düşürmüş olduk. Evet. Bu kısmı iplerimi yan tarafa alıyorum. Yan tarafa hemen iki tane kaydırma yapacağım. Şimdi dönüyorum. Bu sırada 10 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. 1 2 3 4 Şimdi beşinciye geldim. Hardalla batışı yapıyorum. Kremle çekeceğim arkadaşlar. Ve 10. Her sırada bir tane artacak. Şimdi yine çeviriyorum. Şu iç dallarına bu şekilde iki tane kaydırma yapıyorum. Şimdi şunları alayım ki daha rahat, net görünsün. Şimdi 9'da 10 oldu. Şimdi bu sırada 11 olması gerekiyor. Hemen yan tarafına batıyorum. 1 2 3 4 5 6'ncıya battım. Hardal ipimi aldım. Bu şekilde. 7 8 9 10 ve 11. Şimdi hemen yine yan tarafa iki tane kaydırma yapıyorum. Çeviriyorum. Hemen yanına batıyorum. Üç. Dört. Beş.
Yine hardalla batışımı yaptım. Kremle çekeceğim. Bu şekilde. Yine dönüyorum. Yine kremle battım. Hardalla çekeceğim arkadaşlar. Yine iki tane kaydırma yapıyorum. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yanlarda iki kaydırma yapacağız. Ortadan ipimiz bu şekilde gidecek arkadaşlar. Şimdi ne kadar öreceğiz? Bu şekilde arkadaşlar yanlardan dediğim gibi iki tane kaydırma yaparak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 diş bu şekilde şu kısımları sayarsak öreceğiz. 28-29 sayısına denk gelecek. Yine o kısma gelince sayıyı söyleriz. Yine 10 diş örelim arkadaşlar. O kısımda buluşalım. Böyle ilerleyelim. Evet arkadaşlar, ben şimdi dediğim gibi 10 diş, yani 20 sıra bu şekilde ördüm. Başladığım sırayı saymıyorum. Onunla beraber 10 diş. Toplam sık iğne sayımda 28 tane, 28 tane ile buraya kadar ulaştım. Şimdi yine yanlardan 2 kaydırma yapacağız ama bu 28'i sabit tutacağız. 28'i sabit tutarak 4 sıra daha öreceğiz. Yine hemen yandan 2 tane kaydırma yapacağız. Çeviriyorum. Şu kısma batıyordum arkadaşlar. Şimdi buraya değil de buraya batacağım. 28 sabit olacak. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir,
12, 13'e, 13'üncüye battım. Kremle çıkarttım. Yirmi yedi ve 28 sonucu çeviriyorum. Hemen yine buraya yan tarafına iki tane kaydırma yapıyorum. Şu kısma değil, buraya batıyorduk, şimdi buraya değil, buraya hemen bu kısmına batıyorum. 28 sabit tutacağız. On iki, 13, 14, 15'inciye batacağım. Hardalla çekeceğim. Yirmi beş, 26, 27 ve 28. Evet. Şimdi yine hemen yan tarafa iki tane kaydırma ve çeviriyorum. Şimdi bu şekilde İlerleyelim arkadaşlar. Dediğim gibi 28 sabit tutacağız. Evet, şimdi ben bu şekilde ilerledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 13 sıra ördüm. Şimdi 13,5 diyeyim. O şekilde 13,5 olan sıraya başladım. Şimdi burada yan kısma geçeceğiz arkadaşlar. O yüzden şimdi kreme geçtikten sonra da bu hardalı alttan yürüteceğiz. Hemen şimdi şöyle netleyeyim biraz. Hardal ipimi de kremi örerken alttan yürüteceğim arkadaşlar. Şu şekilde. Karşı tarafa kadar böyle ilerleyeceğiz. Yan kısımlara başlayacağız çünkü.
İpi böyle zaman zaman elinizle çektirirsiniz. Ön kısmı renginin çıkmaması, kaynaması için. Şimdi bu şekilde sona kadar geldik. Şu yan kısımda şu şekilde, şu diş şeklinde görünmesi için bu kısımdan başlamak zorundayım arkadaşlar. Onun için bu sıradan bu şekilde geldik. İpimizi alttan yürüterek şimdi yan kısma başlayacağız. Şimdi yan tarafa hemen bu şekilde bir tane kaydırma yapıyorum. Alttaki ipim takılıyor. Evet. Bir tane de hemen bu şekilde çıkartamadım. Evet. Kaydırma yaptıktan sonra krem ipimi bırakıyorum. Hemen yan tarafa hardallan devam edeceğim. Şimdi burada şu şekilde yine iç dallarına batacağız arkadaşlar. Şimdi burada krem ipimizi de sıkılayalım. Yan tarafa devam edeceğim. Şu şekilde. Şimdi alttan ipimi saklamam gerekiyor. Burada biraz net görünmeyebilir. Nereye battım ama yine bir iç dallarına batıyoruz arkadaşlar. Dışta olanlar kalacak. Şimdi ilerlesin biraz. Net şekilde göstermeye çalışacağım. Şu topuk kısmında kalan ipi içinden biraz yürütürsem sağlam olacak. O yüzden tam net görünüyor. Şu şekilde iç dallarını. Şimdi iç dallarına battık hep şuraya kadar arkadaşlar. Şimdi burada topuk yükseltmesi başladığı için şu çizgi oluşacak. Şimdi artık normal şekilde burada batıyorum. Topuğa geliyoruz artık. Burası biraz kaydırmalar olduğu için zahmetli. Tam girmiyor içine. Evet. Dediğim gibi şimdi hep sık iğnelerin içine batıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ipimizi de keselim artık. Şekilde gittik. Şimdi buraya kadar gelelim.
Evet, şimdi sıra sonuna geldim. İçeriden tek dallarına batarak şuradan önden bir tane sık iğneyi alıp kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine yine içinden geçirerek bir kaydırma daha yapıyorum. Şimdi hemen yine yan tarafına devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi burada sıra sonuna kadar geldim. Hemen bir tane kaydırma yapıyorum. Şu alttan krem ipimi de sıkıyorum. Hemen yanına bir kaydırma daha çeviriyorum. Hemen yan tarafına yine sık iğne örmeye devam ediyorum. Şimdi bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Ne kadar öreceğiz? 1, 2, 3 diş olacak. Böyle gidelim gelelim 2, 3, daha sonra şu kısımda önden bir sıra eksiğimiz var. Onu yapacağız. Orada buluşalım. Şimdi 3 diş olana kadar örelim demiştim. 3. dişin sonunda sıra sonuna kadar geldim. Şimdi bu şekilde ilerledim. Hemen ön tarafa bir tane kaydırma yapıyorum. Krem ipimi alıyorum. Hardalı da içinden yürüteceğim bu şekilde. Sık iğne örmeye devam ediyorum ön tarafına. Biraz gevşek oldu. Şimdi krem renkte batışı yapıyorum. Hardalla çekeceğim. Kremi de alttan yürüteceğim.
Evet, sona doğru geldim artık. Kaydırma yapıyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Şimdi tüm etrafını kaydırmayla dolaşacağım arkadaşlar. Şimdi bu şekilde ilerleyelim. Tüm etrafını kaydırmayla yapalım. Bu kısma gelelim. Burada buluşalım. Evet, şimdi ben bitirdim. Tüm etrafını kaydırmayla tamamladım. Şimdi burada şu ön kısımda ters sık iğne yöntemini uygulayacağız arkadaşlar. Hemen ona başlayalım. Hatta şuradaki şu alttan yürüttüğümüz krem İpimizi de keselim artık. Onu bu kısımda bitince ikisini birden bağlayıp alta saklarız. Şimdi sona kadar geldim kaydırmayla. Hemen şimdi bu ön kısma bir tane kaydırma yapıyorum. Aynı yere batıyorum. Tığımı çeviriyorum. Bu şekilde içinden çıkararak. Şimdi burada daha net anlaşılacak. Şu şekilde aldım. Kendi etrafında çevirdim. İçinden çıkardım. Batıyorum. Bitişimiz bu tarafta olsaydı ters sık iğneyi yapmamız daha kolay olacaktı. Ama modelin örnek yönü bu tarafta olduğu için buradan yapmak zorunda kaldım. O yüzden bu şekilde tamamlayacağız inşallah. Umarım anlaşılmıştır. Bu şekilde çevirip içinden çıkartıyoruz. Sıra sonuna kadar tüm bu ön kısmını bu şekilde yapacağız. Bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Evet, sona kadar geldim. Bir zincir çektim. Şimdi bunu alta saklayacağım arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra da kremle alttan bağlayacağım. Şu ikisini. Daha sonra da şu kısma geçiyoruz şimdi. Buradaki bu yandaki şu çıkıntıyı yapacağız arkadaşlar. Hem bu aradaki topuktaki şu kısımları kapatmış olacağız. Ben ipimi saklayayım. Hemen o kısma geçelim. Evet, şimdi dediğim gibi o yandaki çizgiyi oluşturmak için hemen buradan topuktan arka kısımdan tam ortadan şu şekilde tek dallarını bıraktığımız yerler vardı ya arkadaşlar. Oralardan tam ortadan
başlayacağım. Hemen ipimi geçiriyorum. Yanından kaydırma yapıyoruz. Şu şekilde kıvırayım ki daha anlaşılır olsun. Bununla birlikte şimdi topuktaki oradaki boşluklar hepsi yok olacak. Daha güzel bir görünüm elde etmiş olacağız. Bu şekilde ilerleyelim. Tüm etrafını dolaşalım arkadaşlar. Kapanmaya başladı bile. Bu şekilde. Görünüm olacak. Böyle devam edelim arkadaşlar. Tüm etrafını dolaşalım. Şu kısımdan sakladım. Siz de o şekilde yaparsanız. Şimdi bir tek çiçeklerimiz kaldı. Şimdi çiçeklerimizi yapıp süslemesini tamamlayıp babetimizi bitireceğiz inşallah. Şimdi ipimizi kullandığımız harla renk ipimizi İncelteceğiz arkadaşlar. Kestikten sonra bu şekilde çiçekler yapacağız. Onun için hardal renk ipten biraz ayırıyorum. Kesiyorum arkadaşlar. Şimdi ipimizi 3 katı ayıracağız. Bu şekilde. İnce haliyle 3 tane çiçek öreceğiz. Şimdi çiçeğimizi yapmak için hemen kolayca bu şekilde bir halka yapmak için böyle içinden geçiriyorum. 3 tane zincir çekiyorum. 2 ve 3. Tığıma ipimi doluyorum. 2 üçüncüyü yapıyorum. 3 3 tane zincir çekeceğim. Şimdi halkamı biraz küçültüyorum. Bir, iki, üç. Hemen dibine bu şekilde kaydırarak ilk yaprağımı oluşturdum. Şimdi hemen ikinci 1, 2 ve 3, 2, 3, yine 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve yine dibine
kaydırma ile bu şekilde bağlıyorum. İkinci yaprağımı da oluşturdum. 1 2 3 Şimdi yine kaydırmayla dibine. Bu şekilde 3 1 2 3 4 5 tane yaprak oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi ipimi biraz çekiyorum. 4 tane oluşturdum arkadaşlar. Bu şekilde devam edelim. 5 tane. Bir tane zincir çektim. Şimdi ipimi iyice çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları arkasına saklayacağım. Çakmakla yaktıktan sonra incileri bu orta kısmına dikeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi babetimizin şu yeşil işleme kısmını yapalım, daha sonra çiçeklerimizi üzerine dikelim, en sonunda jüt iple bağlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi dediğim gibi şu yeşil işleme kısmını, saplarını yapalım. Onun için buradan 1 2 3 4 5 5. dişin hemen üzerinden bu şekilde şu kısımdan 1 2 3 4 5 hemen üzerinden şu şekilde şuradan sayıyorum, tam ortalıyorum hani buradaki sık iğne sayısını, bu şekilde buradan başlayacağım. Bunları da üzerlerine bu şekilde çiçekleri koydum ki hani sapı nereye kadar yapacağımı bileyim diye. Şu şekilde iğne ile tutturayım, sizin için de benim için de kolay olsun. Bunu da hemen şu üst taraftan şöyle göstereyim. Üstten bir diş kalacak şekilde ilk çiçeği öyle işaretledim. Hemen onun şu birinci dişin hemen altına oraya işaretledim. Bakayım hemen.
üstten 1 2 3 4 5.ye de bu ikinci çiçeği getirdim. 3 4 ve şu şekilde. Evet, bunu da yine bu tarafa şöyle şu şekil koyacağım. Şimdi hemen başlayayım. Burayı işaretlemiştim. Şimdi buradan iğnemi geçiriyorum. Hemen buraya ilk battığım yerin hemen yanına batıyorum. Burada da hemen battığım yerin yanındaki sık iğnenin üzerine batıyorum. Alttan yine aynı şekilde arkadaşlar. Şimdi şu kısmı. Karıştı burası. Üç defa geçirdim. Şimdi yine yanında buraya işaretlediğim çiçeğin hemen altına yine yanı alt tarafa iğnemle gidiyorum ve hemen battığım yerin altına batacağım yine arkadaşlar. Şimdi bunu da alabilirim. Yine hemen yanına. Şimdi yine bir kontrol edelim. Şuradan şu kısma batacağız arkadaşlar yine. Yine alttan yan yana, hepsine yan yana batıyorum.
Şurada biraz boşluk kaldı. Yine o kısma batıyorum. Evet. Şimdi en son olarak şu üst kısımda baktığım yere geliyorum. Kontrol ettikten sonra arkadaşlar şu şekilde bağladım. Şimdi artık yeşil ipimi kesiyorum. Evet, şimdi yeşil iple işimiz bitti. Şimdi çiçeklerimizi şu şekilde elimizle düzeltelim. Düzelttikten sonra şimdi çiçeklerimizi dikeceğiz. Hemen şu altından ince dikiş ipliğiyle geçirdim. Hemen bu şekilde böyle tutturuyorum arkadaşlar. Dört tarafından sıkıca sabitliyorum. İlk çiçeğimi diktim. Şimdi ikinciyi şu şekilde üzerine de koyarsınız. Şimdi buradan karşıya geçiyorum. Şimdi buradan şu şekilde şu yeşil demet sap kısmımızı böyle bu şekilde dikiş ipiyle tutturacağım. Ama alttan şu kısımdan gireceğim.
Aynı yerden bir defa daha geçeceğim arkadaşlar. Daha sonra şu üst tarafta papatyanın arka kısmına ipimi sabitleyeceğim. Burada görünmeyecek artık. Biraz acele ediyorum. Hava karardı. Netlikte kayboldu. Şimdi jütip arkadaşlar, elimde bu vardı. Bundan böyle minik bir fiyonk yapacağız şimdi. Şu şekilde basit. En kolay şekilde hepimizin yapabileceği gibi. İyice sıkıştıralım böyle. Şekilde. Şimdi o saplarını keselim. Daha sonra da silikonla bu kısmından yapıştırabilirsiniz arkadaşlar böyle. Süslememiz bu şekilde. Babetimizi tamamladık arkadaşlar. Videonun başında bahsetmeyi unuttuğum bir detay var arkadaşlar. Çekim heyecanıyla diyelim. Burada 10 diş olana kadar örmüştük ya, 28 sık iğneyle de sabit tutarak 4 sıra daha devam etmiştik. 39-40 numara örmek isteyen arkadaşlarım 10 diş değil de 11 diş örerler. 30 sık iğneyle 4 sıra daha ya da 5 sıra 5 diş daha da ekleyerek ayak yapısına göre o şekilde ilerleyebilirler. Bahsetmeden edemedim, aklıma takıldı bu detay. Anlatacaklarım bu kadar. Ben elimden geldiğince en detaylı şekliyle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Keyifli, anlaşılır bir video olmuştur. Model sahibesi arkadaşıma tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sevgili Zehra Huzeyfe, sayfa sahibi arkadaşım. Eline, emeğine, güzel yüreğine sağlık. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki anlatımda görüşmek üzere. Sevgiyle, örgüyle kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.